Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da eğitim metotları. İslam'ın kendine ait bir eğitim modeli var. Fakat bunu anlayabilmek için biraz eğitimsel düşünmek lazım değerli dostlar. Görüldüğü kadarıyla bir yöntem problemi vardır. Yani İslam'da eğitim tarihi, İmam Gazali'de eğitim gibi konularda bir sürü kitap yazılıyor. Ama bu çalışmaların çoğu metodik olarak ya tarih ya da genel İslami çalışmalar mantığıyla üretilmiş. Eğitimsel ve pedagojik metodu kullanarak İslam'ın dinamik eğitim vizyonunu ve pedagoji anlayışıyla değerlerini ortaya çıkarabilecek çalışma maalesef çok azdır. Dolayısıyla ortaya konulan çalışmalar ve modeller sınırlıdır. İslam'da eğitim ya etik değerlerin basit olarak aktarılması veya bir komut verme antrenmanı ya da ezberciliğe dayalı bir yüklenme şeklinde olduğunu görüyoruz. Fakat bu daha çok günümüze kadar pedagojik formasyona uygun olmayan yöntemlerdir. Ama biz eğitimsel anlamda düşündüğümüz zaman kesinlikle eğitim kavramı, talimat ya da antrenman veya ezberciliğe dayalı bilgi yüklenmesi şeklinde olmadığını görüyoruz. Yani İslam'ın kendine has bir dinamik eğitim felsefesi vardır. Mevcut model ve düşüncelerse İslam'daki bu dinamik eğitim anlayışını bize aktaramıyor. İşte sıkıntı burada. Dolayısıyla İslam'da eğitim kavramının en temelinin terbiye olduğunu söyleyebiliriz. Rab kelimesi zaten bunu en güzel bir şekilde, yani terbiye edici sıfatıyla Allah-u Teala'nın ismi en güzel bir şekilde ön plana çıkan bir kavramdır. Bu terbiyenin Kur'an ve sünnette bir karşılığı var. Basit bir endoktrinasyonu, yani baskıcı, tartışmasız ya da ezberlemeyle sınırlandırılmayacak, dinamik ve insan doğasını bütünsel olarak kucaklayan bir kavram bu. Kur'an kendine özgü dinamik eğitim modelini buna göre bina etmiş. Ve tam da bu nedenle yeni bir insan ve medeniyet üretebilmiş. Yani Kur'an'ın öngördüğü eğitim statik eğitim değil, dinamik bir eğitimdir. Tanıma, istikbale hazırlama ve bu istikbal üzerinden yeni bir medeniyet, yeni bir uygarlığın oluşturmasıdır. İslam'da eğitim gerçekten sadece taklide dayalı, içe kapanık, kendi kendine düşünme becerisi olmayan kişilikler mi üretiyor? Yoksa İslam'da eğitim reflektif, yani yansıtıcı, eleştirisel ve ucu açık dini kişilikler mi ortaya çıkarıyor? Yani Kur'an açık bir dindarlık mı istiyor, yoksa içe kapalı, sorgulanmayan, kendi kendine düşünmeyen bir dindarlık mı istiyor? Bu bağlamda İslam'da eğitim tek boyutlu bir insan mı üretmeye odaklanıyor, yoksa bu eğitim gerçekten kapsamlı ve özgürleştirici bir kişilik geliştirebiliyor mu? Dolayısıyla bu soruların cevaplandırılması lazım. Biz yöntemlere geçmeden önce eğitimin metodik olarak, pedagojik olarak ele alınması ve geleceğe yön vermesi açısından da kimi bilginlerin bu hususta güzel ifadeleri vardır. Örneğin Paul Freire şöyle diyor: eğitim eğer insanı insanlaştırmıyorsa, demek ki birileri eğitimi manipüle etmek, insanları ezmek için manipüle ediyor. Eğitim insanı insanlaştırmıyorsa, demek ki birileri eğitimi insanları ezmek için manipüle ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğitimin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ediyor. Nitekim bu manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İnsanlar iki gruba ayrılır: öğreten ve öğrenenler. Bu ikisinin dışında kalan kimselerde hayır yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da
Allah-u Teala'nın kendisine yüklemiş olduğu vasfiyetlerine binaen şöyle geçiyor Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde. Kur'an'ı ve hikmeti öğreten bir elçi. Yani bilgiyi, yani yorumlamayı, içtihadı öğreten, yani dinamik bir hayat felsefesini, eğitimsel pedagojik düşüncesini ön planda tutmaya çalışan bir elçidir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bu hususta eğitim metotlarıyla ilgili farklı mekanlarda ve yerde şöyle ifade ediyor. Diyor ki Allah beni zorlaştırıcı, sıkıntı verici, yanıltıcı, şaşırtıcı olarak göndermedi. Beni eğitici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. İslam'da eğitim insan ve insanların ihtiyaçları merkezi olmalıdır. Yani insan ve insanın ihtiyaçları eğitimin merkezinde olmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle bir hadisi ferman buyurmaktadır. Şu bir gerçek ki ben sizin babanız mesabesindeyim. Sizi terbiye ve tezkiye eder, ihtiyaç duyduğunuz bilgileri öğretirim. Değerli dostlar, şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı yöntemlere şöyle bir baktığımız zaman, öncelikle şu hadis-i şerif eğitimde kullanılması gereken yöntem ve tekniklerin olduğunu bize açık bir şekilde fermanda buyuruluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Kellimun nase ala ukulihim. İnsanlara akıllarınca konuşunuz. Yani insanlar seviye seviyedirler. İnsanların ihtiyaçları, insanların konumları, insanların pozisyonları, kişilerin var olan şeyleri, ihtiyaçları farklı farklıdır. O halde her insanı buna göre okumak lazım, buna göre adım atmak lazım ve buna göre yetiştirmek lazım. Bu manada Hazreti Peygamber'in kullandığı yöntemlere baktığımız zaman şöyle sıralayabiliriz. Tebliğ metodu, tebyin metodu, temsil metodu, tekrar metodu, tebşir inzar metodu, tahkiye metodu ve de görselleştirme ve dijital araçlarla dijital araçlar yöntemi şeklinde ifade edebilecek 7 tane yöntemimiz vardır. Şimdi sırasıyla bunlara baktığımız zaman tebliğ yani anlatım metodudur. Bir eğitim metodu olarak bu yöntem daha çok kalabalık sınıflara bilgi vermek, öğrencileri ikna etmek, eğlendirmek ve konulara açıklık getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Sadece yalnız başına değil, tüm tekniklerin uygulanması aşamasında derse dikkat çekmede de, öğrencileri güdülemede, konular arasında geçişler yapmada, konunun önemli noktalarını ifade etmede ve özet etkinliklerinde bu yöntem kullanılmaktadır. Önemli olan yerinde ve hedef davranışlarla tutarlı olarak bu yöntemin kullanılmasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok bu yöntemi kullanmıştır. Ama bu yöntemi kullanırken de hem yerini hem süresini iyi ayarlamıştır. Yani anlatımın kısa ve dikkat çekici olmasına dikkat etmiştir. Anlatım esnasında konuşmasına, hareketlerine, görünümüne, anlatımdaki açıklığa, ashabıyla göz göze gelmesine azami derecede dikkat etmiştir. Bu meyanda Hazreti Peygamber tebliğ metodunda ashaba ne öğreneceği konusunda bilgi vererek söz konusu bilgiyi öğrenmenin kendine ne yarar sağladığını hedef, davranış ve kazanım üzerinde durmuştur. Yani bu metotla birey ne bilmeli, ne yapmalı ve nasıl bir birey olmalı şeklinde kazanımlar üzerinde durmuştur. Diğer bir metot soru cevaplarla tebyin metodu, yani açıklamalı metot olarak ifade edebiliriz. Öğretme ortamında soru cevap öğrencinin derse aktif olarak katılımının rahatlıkla sağlanabildiği yöntemlerden biridir. İletişim sağlamanın bir yolu olan soru sormanın nasıl kullanılacağı iyi bilinmelidir. Dolayısıyla iyi öğretme ve iyi öğrenme soru sormayı gerektiriyor. Sorgulama
üzerinde tartışılacak ve araştırılacak sorular sormaktır. İyi sorular sormak kişiyi olası doğru yanıtlara doğru götürür. Genel olarak incelendiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soru cevap yöntemiyle şu hususları ele almıştır. Birincisi tanıma ve hatırlamaya dayalı sorulardır. Yani mesela Müslüman kimdir? Mümin kimdir? İkincisi ilişkisel birleştirici sorular. Örneğin hicret olayıyla ensar ve muhacirler kardeşliğini birleştirmek gibi. Üçüncüsü genişletme sorular. Yani kişinin yorumu kendini ifade etmesiyle ilgilidir. Ve dördüncüsü değerlendirme ve karar vermeye dayalı sorulardır. Öğrencinin anlayıp anlamadığı ve bu hususları tespite yönelik çalışmalar olarak ifade edebiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu soru yönteminde soruları istenilen cevaba göre de şekillendirmiştir. Sorularının açık bir amacı vardır. Soru cevap metodunun kullanımına dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını şöyle özetleyebiliriz. O bazen dinleyicilerin zihin dünyalarını öğretime hazırlayıcı hale getirmeye çalışıyordu. Bazen soruya soruyla karşılık vererek muhatabını etkilemeye çalışıyordu. Bazen özel bir soruya arkasından gelebilecek muhtemel soruları da hesaba katarak genel ve kapsamlı bir cevap vermiştir. Dolayısıyla biz eğitimcilerin özellikle öğrencilerin sorularını bu şekilde sınıflandırırsak ona göre de cevap vermiş olacağız. Soru sorulunca dinleyici kitle verilecek mesaja daha çabuk odaklanabilmektedir. Kendini daha hazır hale getirebilmektedir. Diğer bir metodumuz temsil metodu. Yani benzetme, örnek gösterme şeklinde ifade edebiliriz. Örnek olay metodu belirli bir öğretim konusu ile ilgili gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında neden, nasıl, sonuç ilişkisine göre incelenerek çözümlenmesidir. Temsil metodu anlamların zihinlere yerleşmesi için duyular dünyasında bir model oluşturması, uzağı yakınlaştırması, kapalı manaları açması, soyut fikirlerin herkesin anlayacağı şekilde somut hale getirilmesi özellikleriyle eğitim öğretimde çok önemlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashaba bir konuyu sunarken olabildiğince somut nesneler üzerinden ifade etmiştir. Ve özellikle o günün koşullarında ashabının daha çok iç içe olduğu dünyasında örnekler vermiştir. Mesela hurma, deve, çöl kavramlarının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıklıkla başvurduğu örnekler olarak görebiliyoruz. Peki yani hurmadan kasıt nedir? Müslümanları kastediyordu. Çünkü Müslüman aynı zamanda hem kendisine hem başkasına verimli olabilecek bir kişidir. Yine Kur'an'ı unutmayı devenin kaçmasına benzetiyordu. Ayrıca kulun tevbesini çölde devesini kaybedince ve bulunca sevinen bedeviye benzetiyordu. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Yani bir eğitimci soruları sorarken aynı zamanda hedef kitlenin içinde bulunduğu ortam ve o ortamın söz konusu olay, olgu ve materyalleri üzerinden de örnekler vermesi ve bunun üzerinden benzetmelerle, modellerle daha açıklayıcı bir hale getirmesini sağlamasıdır. Bir başka metot tekrar metodu. Yani öğrenilmiş her türlü davranışın niteliğini artıran en önemli unsur, İlgili davranışın tekrar tekrar yapılmasıdır. Örneğin bir mesleki becerinin iyi bir şekilde ortaya konulabilmesi için sık sık tekrar edilmesi gerekir. Öğrenme konusundaki araştırmalar iyi öğrenilen becerilerin kalıcı alışkanlıklara dönüştüğünü göstermektedir. Dolayısıyla eğitimde önemli olan konuların altını çizmek ve tekrarlamak önemli bir öğretim metodudur. Burada şunu belirtelim ki bilgileri zihne yerleştirmek için sıkça tekrar ederiz. Tekrar sayesinde bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarılır ve zihne o şekilde yerleşir. Tekrar
bilginin perçinleşmesinde mühim bir faktördür. İslami ilimlerde biz bilgiyi üçe ayırıyoruz. İlmel yakın, aynel yakın ve hakkal yakın. İlmel yakın bilginin dile yerleştirilmesidir. Aynel yakın bilginin zihne yerleştirilmesidir. Hakkal yakın bilginin kalbe yerleştirilmesidir. Dolayısıyla bu bilgiler defalarca tekrar edildiğinde altı çizilerekten kalıcılığı sağlanmış olabilmektedir. Bir diğer metot, eğitim metodu tebşir ve inzar metodudur. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Sebe suresinin 28. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Fakat insanların çoğu bilmez buyurmaktadır. Dolayısıyla burada da şunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde ashabına hayırlı bir işi yapmak anlamında teşvik edici olması yönüyle sürekli onları müjdelemiştir. Ve yine bazı kötülüklerden, şerden sakındırmak amaçlı olarak da onları uyarmıştır, onları korkutmuştur. Dolayısıyla baktığımız zaman da yani eğitimde işte ödül ve ceza yönteminin olduğunu görüyoruz. Yani eğitimciler bunu da kullanabilmektedirler. Ve biz bu yöntemin de öğrenciler üzerinde, hedef kitle üzerinde de etkili olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bir diğer metodumuz tahkiye metodudur. Yani hikayelendirme. İnsan fıtratına en uygun eğitim metotlarından biri de tahkiye metodudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğu kez geçmiş ümmetlerin kıssalarını ve olaylarını anlatmak suretiyle ashabını eğitip dururdu. Esasında bu metot ilk olarak Allah-u Teala peygamberlerini eğitirken uygulanmış ve şöyle buyurmuştur. Hud suresinin 120 ayeti kerimesinde peygamberlerin başlarından geçenlerden sana anlattığımız her şey senin gönlünü pekiştirmemizi sağlar. Dolayısıyla tahkiye metodu anlatım kolaylığı sağlaması, edebi tasvire imkan vermesi, akla, duygulara aynı anda hitap edebilmesi, muhatabın alakasını uyanık tutması gibi birçok özelliğiyle hem ayetlerde hem de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında görebiliyoruz. Örneğin salih amelin önemini ortaya koyarken işte ağzını büyük bir kayanın kapattığı büyük bir mağaraya sığınan ve yaptıkları salih amellerle Allah-u Teala'ya dua eden üç kişinin kısası buna en güzel bir şekilde örnektir. Yine bir başka husus, özellikle günümüz şartlarına bağlı olarak bizim metodu eklediğimizi söyleyebiliriz. Yani görselleştirme ve dijital araçlar metodu. Değerli dostlar, biliyorsunuz ki özellikle duyu organlarımızdan görsellik çok önemli bir özelliğe sahiptir. Yani görselleştirme, öğrenme, öğretme süreçlerinde öğrenenlerin karmaşık bilgiyle başa çıkabilmeleri için sıkça başvurulan etkili bir yöntemdir. Yani bilginin görselleştirilmesi. İşte bunun için çeşitli araçlar vardır. Örneğin televizyon, örneğin sinevizyon, örneğin görsel materyaller veya işte laboratuvar ortamı ya da vetereler şeklinde daha çok görselliğe hitap edecek olan olgular, bilgiler, olaylar hedef kitleye aktarıldığı zaman daha kalıcı olduğunu görebiliyoruz. Ve nitekim eğer bugünkü araç, gereçler, bugünkü dijital materyaller Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olsaydı belki tebliği, belki eğitimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok bunların üzerinden anlatmaya çalışırdı. Yani iyi bir şekilde kalıcı olması, dil açısından, sembol açısından ya da işte bugünkü grafiklerle veya işte simülasyonlarla, farklı veri istatistikleriyle daha da somutlaştıracak bir veri ortamının yansıtılması ve bunun dijital ortamda bir şekilde hedef kitleye aktarılması gerçekten de çok etkileyici bir metot olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Burada şu hususu son olarak vurmakta fayda görüyorum. Değerli dostlar, tabii ki biz eğitimde bu yöntemleri uygularken illaki salt bir hedef kitlesine yönelik olarak bir metodu uygulayacağız diye bir kural yoktur. Yani biz hedef kitlemiz, yani öğrenci kitlesine yönelik olarak bir metodu da aynı anda söyleyebiliriz ve bütün bu 7 metodu da birleştirip aynı anda da sunabiliriz. Burada önemli olan eğitimcinin söz konusu hazır olması, iyi bir hazırlık yapması, hedef kitlesini iyi tanıması ve bunları tanırken de bunlara sunacağı bilgilerle, söz konusu yöntemlerle geleceğe yönelik inşa ve medeniyetler kurabilmesini sağlayacak adımların atmasıdır. Ve biz bu hususta buna dikkat edersek inşallah daha iyi olacağına inanıyorum.